Çok değerli izleyicilerimiz, radikal tahammülsüzler, gerçekten mesleğimizi iyi yaptığımızı hissettiğimiz zamanlar olduğunda mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü soruları muhataplarına soruyoruz. Sizden gelen değerlendirmelerle birlikte kendi aramızda formatı, üslubumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Ve nihayetinde Türkiye'de mümkün olabildiğince geniş bir değerlendirme yapmaya zemin hazırlıyoruz. Anımsatmalarımıza devam edeceğiz ve biraz sonra Namık Kemal Zeybek Bey, eski bakan, aslında bir dönemde Demokrat Parti Genel Başkanlığını yapmış olan Sayın Zeybek bizimle olacak. Özellikle bu Mesut Yılmaz meselesi dönemini de tabii ki soracağız. Nereye geldik? 17 Nisan 2017 yılında yapılan referandum sonucunda rejim değişikliği resmen yapılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi meşruiyetini almak için sürekli meclisleri açık tuttuğu ve orada halkın desteğinin yanında olduğunu dünyaya gösterdiğine tanık olduk. Başka bir türlü de söylersek 1908 yılından itibaren Türkiye'nin bir meclis deneyimi var ve Türkiye istibdata karşı ayaklanan dönemin aydınlarının elde ettiği halkın kendi kendisini idare etme amacına 1923 yılında ulaştı. Tek parti döneminin ardından da çoğulcu bir demokrasiye geçti. Bütün bu sürece baktığımız zaman darbelere rağmen, iç karışıklıklara, yasaklamalara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi şu ya da bu şekilde görevini hep yaptı. Hatta 15 Temmuz'da bombalanan meclis milletvekillerinin hemen oraya gitmesiyle birlikte yine milletin iradesinin, yani halkın oyunun ve değerlerinin savunulması noktasında bir sınav verdi. Ancak 17 Nisan 2017'deki ortaya çıkan tablo, az önce söz ettiğimiz neoliberal siyasetin en zor ve en koyu yönünü açığa çıkarttı. Dünyanın başka ülkelerinde olan başkanlık sistemine benzemeyen, adına Türk tipi başkanlık sistemi denen bir tablo çıktı ortaya. Aslına baktığınız zaman adı Türkiye Cumhuriyeti olan bir devletin adının değiştiğini hep birlikte görmüş olduk. Adının değiştiği derken Türkiye Cumhuriyeti olarak adının değiştiğini değil, anayasadaki maddelerdeki bir takım meselelerin değiştiğini görmüş olduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti milletin iradesini aslında doğrudan bir başkana, bir tek adama devretme kararı almıştı. Böylelikle o güne dek olan üslup ve yöntem ortadan kalkmış oldu. Türkiye meclisten değil saraydan yönetilir oldu. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle külliyeden yönetilmiş oldu. Peki nedir bu Türk tipi başkanlık sistemi? Dünyada benzeri olmayan bir sistem. Başkanlık sistemi hız demekti. Öyle de oldu. Ülke hızlıca fakirleşti. Bunu gördük, bugün yaşıyoruz. Yasama, yürütme, yargı tek adama bağlandı. Sayın Şahin'de de bunu gördük. Değerlendirmelerinde Sayın Şener'de de gördük. Yargı ortadan kalktı. Devlet görevleri tek adam rejiminin atadığı parti kadrolarına tahsis edilmiş oldu. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu durum karşısında Türkiye Cumhuriyeti yeni bir döneme girmiş oldu ve bu dönem bize arka arkaya sonuçlar doğurdu. Fakat buraya gelmeden önce son anımsatmamızı da yapacağız. Bu anımsatmamızın yakın tarihteki olup bitenleri anlamamız açısından da önemini size sunmuş olacağız. O da bu sürece gelirken açılmış olan siyasi davalar. Farklı dönemlerde açılan bu siyasi davalar kısa zamanda önemini yitirmiş olsa bile nihayetinde bu davalar aslında Türkiye'de çok kritik sonuçlar doğurdu. Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV, Demirtaş, Gezi davası gibi pek çok dava oldu. Bütün bu davalar AKP iktidarını desteklemeyenlerin sanık haline getirildiğini topluma gösterdi. Ergenekon davasında devletin içinde bir kontrgerilla yapılanması olduğu ve onların yargılandığı ve bir temiz eller operasyonu şeklinde bunun olduğu söylendi. Benim kanaatim, doğrudan suçlu olduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz isimlerle hiçbir ilgisi olmayan isimler aynı
tıpkı torba yasa gibi aynı çuvalın içine tıkıştırıldı ve sapla saman karıştı. Aynı şeyi balyoz için söylememiz mümkün. Yurt dışında görev yapan askerler tasfiye edildi ve tutuklu yargılamaya gidildi. Çok tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Yurt dışında kalabilecekken buraya gelen insanlar kaçma riski olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Türkiye'de ilk defa bir genelkurmay başkanı, emekli bir genelkurmay başkanı hapishanede oldu. KCK'da özellikle açılım meselesi vesaire varken bunlar tamamen bitti ve orada yine bir siyasi dava aldı ve sonuçları bugüne kadar gelen kayyum atamaları vesaire oldu. Oda TV davasını biliyorsunuz, özellikle cemaate yönelik kitaplar söz konusu edilerek ortaya çıktı ve işte iki barış değerli arkadaşlarımız Soner Yalçın, Yalçın Küçük Bey, Hanefi Bey orada yargılandılar. Farklı kesimlerden birbiriyle ilişkisi olmayan isimler de yargı karşısına çıktı ve Demirtaş, HDP'nin iki eş başkanı ve kayyum atamalarıyla birlikte pek çok siyasetçi hapse atıldı ve Gezi davasında en son yakın zamanda gördüğümüz, içinde şehir plancılarının da olduğu, mimarların da olduğu, avukatların da olduğu insanlar 18 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar yargılandılar ve bütün bunların sonucunda başkanlık sistemine dair önümüze devasa bir kadro, devasa bir kadronun uyguladığı bu yapının başında da bir tek adam olduğunu gördük. Sanıklar değişti fakat kazanan hep Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Neoliberal siyaset Türkiye'de kılık değiştire değiştire tek adam rejimine doğru geldi. Ama neoliberal siyasetin hiçbir yerinde değişim olmadı. Baktığınız zaman küresel şirketlerle ilişkiler sürdü. Baktığınız zaman NATO eksenli siyaset sürdü. Baktığınız zaman İsrail şeytanlaştırıldı. Onlarla ticaret siyaset sürdü. Komşularımızda bir öyle bir böyle bir iklim oldu. Suriye ile kardeşim Esad'dan Esed'e geçildi. Şimdi yeniden bir müzakere bekleniyor. En son Ukrayna-Rusya meselesinde özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu tablodan Montrö'yü ortadan kaldıracak bir takım uygulamalar yapılacakken Allah'tan bu yapılmadı. Ancak Montrö önemlidir diyen askerler yargılanmaya başladı. 28 Şubat meselesindeki pek çok ileri yaştaki asker hapse girdi, davalar sürdü ve bütün bunların sonucunda bugün geldiğimiz noktada bakanların atandığı, bakanların milletvekilleriyle asla muhatap olmadığı, hukukun üstünlüğü noktasındaki kuvvetler ayrılığı olması gerekirken uzağından geçilmediği bir tablo ortaya çıktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dönemde ortaklığını yapan cemaat bir terör örgütü olarak tarif edildi. Daha önce hizmet olarak görülen bu cemaat Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu hükümeti devirmekle suçlandı. Yargılamalar yapıldı. Burada da tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Sadece parasını, maaşını Bankasya'dan alanlar içerideyken çok önemli isimler kaçırıldı. FETÖ borsası kuruldu diye Şamil Tayyar söylendi. Hukukun terazisi orada da bozuldu. Ve nihayetinde her şeyi Türk tipi olan tırnak içerisinde bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve bütün bunların sonucunda şimdi bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, şimdi bir parlamento oluşturulacak ve bu parlamento iki kutuplu bir seçim ikliminde acaba iki kutupta bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı var ama iki adayla mı seçime gidilecek, daha çok adayla mı seçime gidilecek derken bir de Sedat Peker, burada aslında bütün bu süreçler içerisinde şu ya da bu şekilde rol almış olan, devletin içinde olduğunu söyleyen, kendisini ihbar eden Sedat Peker'in iddiaları karşısında bir anda bugünü değil dünü de aydınlatma telaşına kapıldı Türkiye. Bunu kim yapacak sorusu ortaya çıktı. Savcılar yapacak mı diye düşünmeye başladık. Ve Mesut Yılmaz meselesi bir anda toplumun gözleri önüne serildi. Ve kimi medya bunu görmezden gelmesine rağmen, örneğin Sedat Peker'in ben 5 milyon doları Mesut Yılmaz'dan aldım, tehditle aldım demesi kimse tarafından henüz araştırılma konusu
olmadı. Aile, dönemin siyasetçileri bunları bilebilmiş olduğunu düşünebileceğimiz tanıklar hiçbir şey söylemedi. Henüz Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı da bu konuda bir şey söylemedi. Sayın İçişleri Bakanı da bu konuda henüz bir yorum yapmadı. Ancak Sedat Peker'in devlet içinde görev yaptım dediği, kendisi tarafından öyle söylenen ve bir dönem Türkiye'nin en hayırsever iş adamı olarak tarif edilen Sedat Peker'in söyledikleri bugün siyasi sonuçlar doğurabilecek bir hal biçiminde karşımızda. Yani şöyle söylememiz gerekiyor. Sedat Peker'in geçmişte siyasetin içerisinde ne türden rol aldığı, devletle hangi noktalarda iletişim halinde olduğu muamması, tartışmasını bir kenara koyup söyledikleri üzerinden bir sonuca varmamız gereken bir tablo ortaya çıktı. Nedir o? Neoliberal siyasetin ruhuna uygun olan yeni zenginler çıktı. Fakat bu zenginlerin zenginleşme süreciyle ilgili enteresan tablolar gördük. Bir Mehmet Cengiz meselesini takip ettiğimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde en büyük ihaleleri alan isim olarak tanıdığımız Mehmet Cengiz'in Sedat Peker'in akrabası olduğu ve aslında iktidarla Peker arasında bir tür mekik diplomasi yaparak 5 milyon doları o tarafa taşıdı ve bu 5 milyon doları oraya taşırken de hapishaneden çıkarıldığı ve bu şantajın sonucunda Türkiye siyasetinin türlü biçimlerde bir biçimiyle ortaya konulup yönlendirildiğini de anlamış olduk. Bütün bunlar karşısında gazetecilerin soru sorma hakkı var elbette. Ancak soru sorduğunuz zaman cevap vermesini beklediğiniz isimlerin hemen hemen çok büyük bir kısmı sessiz. Kimse konuşmak istemiyor. Oysa ki başkanlık, Türk tipi başkanlık sisteminin hızlı işleyerek bu sorunlara da çabuk yanıtlar vereceği yönünde bir algı oluşturulmuştu. Öyle oldu mu? Olmadı. Şunları hatırlatıp sayın konuğumuzu Namık Kemal Zeybek Bey'i buraya çağıracağım. Bir, başkanlık sistemiyle birlikte meclis tamamen denetim görevini yitirdi. Şöyle bir örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı kendi bütçesini yapabiliyor. Meclis bu bütçeyi onaylamasa bile enflasyon oranını da arttırıp devam edebiliyor. Kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetilebiliyor. Soru önergesi verdiğiniz zaman kimse cevap vermiyor. Ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan tabloda da soru sorabileceğiniz bir merci olmuyor. Ve daha ileri gittiğimizde medya da ortadan kalkıyor. Zaten Demirören meselesinde takip ettiğimiz zaman medyanın nasıl biçimlenmiş olduğunu, nasıl biçimlenerek bugün medyada bulunan kimi isimlerin orada hangi görevi yaptığı da ortaya çıkıyor. Ertuğrul Özkök Bey, ben kendisiyle konuştuğum bir türlü yayınımıza katılmayı kabul etmedi ama iş şuralara kadar gidiyor. Gazetecilerin CEO olduğu, gazetecilerin Ankara temsilciliği kanalıyla ihalelere girip arabuluculuk yaptığı, siyasetin buralardan biçimlendiği bir tabloya geliyoruz. Ve bu tablonun perde arkasını bir türlü netliğiyle ortaya koyamıyoruz. İşte böyle bir durumdan söz ediyoruz. Aslında son dönemi itibariyle söylersek 24 Ocak'tan itibaren bugüne kadar geldiğimiz ülkenin iktisadi rotası aynı zamanda ülkenin rejimini de değiştirmiş oldu. İşte sevgili radikal tahammülsüzler.